noktasından başlayacağız. Bu konulara da değineceğiz elbette. Belediye haberi sadece birkaç dakikalığına beklesin. Biz Gazi Meclis'e ne yakışmıyor, ne yakışmıyor onun bir nabzını tutalım. Seviyenin dipte olduğu aşikar. Tabelaya da adını verdiler. Tabelaya adını verenler kimler? Buyurun sinemaya. AKP ile DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavga sonrası genel kurulda tansiyon hiç düşmedi. Birleşime ara verildi önce. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Daha sonra söz DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık'taydı. Bakın burada daha önce şu başkanımızın oturduğu yerde bize ve grubumuza aynen kullandığı cümle şuydu. P***ler dedi ama tutanaklara geçmedi. Çünkü bu memurlara bu talimatlar verilmiş ve tutanaklara geçmeyen bir kelimesi. Sayın Sakık, şimdi bak bu alıntı da olsa kaba ve yaralayıcı sözdür. Burada tekrarlamamak lazım. Sonrası sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu. Çocukları dedi. Genel kurulda yaşanan kavgayı hatırlatarak geçmişte partisine ve milletvekillerine hakaret ve küfür edildiğini belirtti. AKP sıralarından tepkiler gelirken Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ gerilimin tırmanması üzerine oturuma 15 dakika ara verdi. Kaba ve yaralayıcı dil kullanmak yasaktır. Evet, birleşime 15 dakika ara veriyorum. Daha AKP ve DEM Parti arasında yumrukların konuştuğu kavganın ateşi sönmemişken gece yarısı genel kurul salonu ikinci rounda şahitlik etti. Boks ringini aratmayan genel kurulda bu kez İYİ Parti ve MHP grubu arasında tartışmanın dozu yükseldi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine AKP ve MHP'li milletvekilleri Türkoğlu'na sert tepki gösterdi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'la İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu arasında arbede yaşandı. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, İYİ Partili Türkoğlu'na uyarı cezası verdi ve genel kurulu kapattı. Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'na İş düzgün 158. maddesi uyarınca uyarma cezası veriyor. Komisyon yok, ertelenmiştir. Meclisin dip seviyesinden kendimizi biraz yukarı atalım istiyoruz ama sıradaki haberler ne kadar seviyeyi yukarı çekecek o sizlerin takdiri. Sayın Cumhurbaşkanı belediyeler için borçlarını ödesinler bakalım dedi. Ama SGK borçlarını kastetti sadece.